Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu yeni bölümde Moon Knight var. Pogo da burada. Biraz ambiyans yapalım dedik. Böyle Moon Knight falan filan. Biliyorsunuz Moon Knight Marvel Comics'in aslında Marvel stüdyolarının hazırladığı bir DC Comics karakteriydi. Moon Knight bu çizimlerin ardından Disney Plus'a geçerek orada bir seri oldu. Mayıs 2022'de sonlanan bir mini dizi olarak tasarlandı. Oscar Isaac başrolünü oynuyor. Oscar Isaac diyebilirsiniz. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life. İlk başta hemen Türkiye kamuoyunda eleştiriler oldu. Çünkü Oscar Isaac daha önce Promise filminde oynamıştı. Yani soykırımı anlatan Promise filminde başrol oyuncusu olmuştu. Tell me about Constantinople. It can be magical. In the Grand Bazaar you could buy the finest fashions from Paris and London, the latest automobiles from America. Ve Moonlight'ın birinci bölümünde bir soykırım sahnesi var. Yani işte bu yüzyılın ilk soykırımı olan Ermenilere yaptığın gibi mi falan filan diye bir muhabbet geçiyor. Had Ahmet been free, she would have prevented Hitler and the destruction he wrought. Nero, the Armenian genocide, Pol Pot. İşte ona dayanarak aslında eleştiriler oklar almıştı. Oysa ki ben tam tersini düşünüyorum. Moonlight, Moon olması gerekçesiyle, karakteriyle, silahlarıyla vesaire aslında tam bir Türkiye'ye övgü gibi oluyor. Zaten bütün hikaye Mısır'da neredeyse geçiyor. Gidiyor geliyorlar falan filan. Yönetmeni Mısırlı. Dolayısıyla aslında böyle Orta Doğu'yu biraz daha öven, orayı yakınlaştıran hikayeler var içinde. Tabii Mısır, piramitler, firavunlar vesaire derken aslında biraz ucuz yollu bir Indiana Jones oluyor. Ben o yüzden çok beğenmedim diziyi. İlk 2-3 bölümünü iyi güzel hareketli seyrettim ama sevgilisiyle birlikte Mısır'a gittiği ve Mısır'da işte piramidin içine girip gizli yerler bulduğu falan filan yerlerden sonra artık baymaya başladı. Karakterler özellikle çok çalışılmamış belli. Stüdyo ve animasyonlarda problemler var. Sanki aslında bakıyorsunuz hani yapılmış ama bir bilgisayar oyunundasınız gibi geliyor sürekli. Moonlight'ın güçleri işte Moonlight vesaire, böyle bir tane amca var uzun gagalı, donanımlar işte bir sürü güçlerini tek tek keşfediyor vesaire. Yani hikaye böyle ilk 2-3 bölüm sizi götürecek kadar sürüklüyor. Ama benim eleştirim hani daha çok böyle bir soykırım üzerinden vesaire değil ama hikayenin iyi işlenmediği yönünde. Zaten iyi bir dizi olsaydı ve senaryosu güzel yazılmış olsaydı bu bölümler çok daha uzun sürerdi. 40-45 dakikalık bölümler hepsi ve böyle bir mini dizi olarak değil de genel bir proje olarak tasarlanırdı. Bu arada Moonlight biliyorsunuz ülke ülke böyle verdikleri için bu projeleri Mısır menşeli olarak hazırlandığı için birazcık da hani bunun da getirisi vardır. Hani Orta Doğu'da bir dizi çekelim demişlerdir. Belki Disney Plus yeni böyle açıldığı ve girişimde bulunmak istediği için. O yüzden bu alana da girmiş olmuş. Ancak Moonlight bence çok üzerinde çalışılmamış, hafif Mısır'da Orta Doğu'yu içine alan ama hataları Orta Doğu kafasını anlayamadığı için yönetmeni Mısırlı olmasına rağmen Amerikan kafasıyla çekilmiş ucuz bir Indiana Jones dizisi. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello and welcome to Staying Awake. I'm losing it. We'll catch you on. You're bloody useless, Stevie. Steven. I can't tell the difference between life and dreams. Thank you.
lost a contact lens. Hope you find it. Thanks. Yeah. Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? It must be very difficult. The voice is in your head. Shut up! There's chaos in you. Embrace the chaos. Yeah.